Ey oğul, doğru söyle, Allah'tan gelene razı ol. Doğru söyle, Allah'tan gelene razı ol. Doğru söyle ne demek kardeşim? Yani yalan söyleme. Kebair günahlardan 7 tanesi var. 7 tane. Allah'a ortak koşmaktan sonra gelen en büyük günah iftira. İftira eşittir yalan. Tabi. İftiranın başı nedir? Yalan. İftiranın kökeni nedir? Yalan. Yalan nedir? İnsanları kandırmak. Kimse ama kimse Allah'ı kandıramaz. Adam namaz kılıyor ama kılmıyor. Nasıl oluyor? İnsanlara diyor ki ben namaza gidiyorum. İnsanlar diyor lan ne mübarek adam namaza gidiyor, helal olsun 5 vakit kılıyor. Ama kardeşim arka kapıdan çıkıyor gidiyor. Bu şimdi aklı sıra Allah'ı kandırdı. Aklı sıra haşa insanla bak. İkisi de kandırdı aklı sıra. Ama insanları kandırabilsin ama Yaradan'ı kandıramazsın. Allah Celle Celaluhu senin kalbindekileri biliyor. Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar çıkacak bütün insanların kalbinden geçecekleri dahi biliyor. Sen ki bu Allah Celle Celaluhu haşa ve kella kandıramazsın. Yalan kötü bir şeydir. Kişi yalan söyleye söyle Allah Celle Celaluhu'nun da yalancılardan yazılır. Kezzap. Kezzap ne demek ya? Kezzap. Biz bugün tuzruğuna kezzap diyoruz. Kezzap en büyük yalancı yani. He, arada bir hatırlatma yapalım. Kızlarınıza Allah razı olsun Kezban ismi koymayın. Kezban nedir ya? Kezban yalancı demek ya. Yalan söyleyen Kezban. Böyle bir şey var mı ya? Adın ne Kezban? Yenge yenge Kezban yenge. Allah sana selamet versin Kezban yenge yani. Böyle bir şey var mı ya? Biraz araştırmak lazım. Biraz soruşturmak lazım. Neyse oraya girmeyeyim ben sana sonra söylerim. Ha. Kardeşim isim seçerken bile biz sıkıntıdayız. Biz evladımıza vereceğimiz ismi bile seçerken sıkıntıdayız. Allah bize selamet versin yani. Ne dedik? Doğruyu söyle Allah'tan gelene razı ol. Bak şimdi Allah'tan gelene razı olmaktan maksat şudur. Mesela bir işin var kardeşim. Sıkıntıya düşeceksin. Hemen ne yapıyor? Yalana başvuruyor. Hemen yalana başlıyor. O işi toparlamam lazım, düzeltmem lazım. Yalan söylemesem olmaz. Ama sen Allah'tan gelecek olana razı olursan belki de senin yalan söylemene gerek kalmayacak. Bak bunu unutmayın. Ya oldu kardeşim dara düştün. Ya bu iş olmuyor kardeşim. Benim yalan söylemem lazım. Olmuyor. Başka çare yok. Ya gerçekten mesela oluyor. Bizim tanıdığımız bazı arkadaşlardan, kardeşlerden ne var? Diyor ki ya diyor sana bir şey soracağım. Kesin diyorum bir işin ucunda bir şey var. Ben diyor çok yalan söylüyorum. Niye? Ya yalan söylemek zorunda kalıyorum. Niye yalan söylemek zorunda kalıyorsun? Ya diyor mesela ben diyor adama diyor mesela telefon bağlayacağım. Diyorum ki senin falanca arıyor. Yerinde yok de. Yok de. Bilmem nerede de. Ne oluyor bu? Yalan oluyor. Şey yerinde yokmuş. Ne oldu? Ben diyor buna mecbur kalıyorum. Ne yapayım? Arkadaşım işi bırak. Yapmayacaksın. Sen yalan söylüyorsun da nereye kadar? Evet. Ne oldu? Söyledin geçti gitti kapandı gitti. Sana göre normal bir şey yok. Ama sen o yalanı diline doldurduğun için Allah Celle Celaluhu'nun indinde yalancı yazılı karşındakinin de kul hakkına girdin. Kandırdın, aldattın sen onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Bizi aldatan bizden değildir. Sen Müslümanı kandırıyorsun. Yerinde yok, bilmem nerede, orada yok, burada yok. Yok. Yoksa yok diyeceksin. He ne olur kardeşim? Çok sıkışıksın, açamıyorsun. Ben sana bir taktik vereyim kardeşim. Telefon açtılar. Hüseyin yerinde mi? Ne yapacaksın biliyor musun kardeşim? Yerinden kalkacaksın. Dışarı çıkacaksın. Hüseyin yerinde değil dedirteceksin. Yerinde değil. Yalan mı söylüyorsun? Yalan mı değil? Yani çok sıkıştın artık hani. Yani sıkıntılı bir durum olacak. Sıkıntılı bir durum çıkacak ortaya. Bu hani sürekli tavsiye ederim ama hani bir kelime belki iki kelime mahsus yap. Hani işin ucunda çok sıkıntı büyük bir problem olacaksa ama sen önüne gelene yerinde yok. Hüseyin yerinde yok. Hüseyin bilmem nerede. Hüseyin lavaboda. Hüseyin namazda. Hüseyin şurada. Nerede arkadaş? Ne bir barak adammış. Yerinde hiç oturmuyor derler bu sefer değil mi? Adam ne yapar biliyor musun? Kapının ağzına gelir. Der ki bana Hüseyin'i bağla. Hüseyin de yerinde yok dedi. Bir bakar Hüseyin'e de. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun orada? Ha? Gel bakayım buraya. Hani sen yerinde değildin? Niye yalan söylüyorsun? He? Sen nasıl Müslümansın derler adama değil mi? Bak hemen bu. Bak.
Adamların silahı hazır. Sen nasıl Müslümansın ya? Lan bir de namaz kılıyorsun. Lan bir de hacısın. Lan bir de sakalın var. Hemen böyle. İşte maalesef biz bozuk olduğumuz zaman, biz bozuk bir ahval yaptığımız zaman hemen bizi bizim silahımızla vururlar. Bir de bilmem ne olacaksın, yalan söylüyorsun. Sen de yalan söylersen biz ne yapalım? Ne dedik? Doğru söyle, Allah'tan gelene razı ol. Sen o yalandan geri dur ki, ya Rabbi sana güvendim, sana sığındım, bana yardım et. Allah'tan gelene razı ol. Ya Rabbi sen ne versen hayırlısını ver. Hani saldım çare Mevlam kayıra. Allah'ım kendimi sana emanet ettim. Allah Celle Celaluhu senin sırf yalan söylememek için o verdiğin çaba sebebiyle Allah Celle Celaluhu senin önünü açar. Bununla alakalı hani yine kendimden örnek vereyim. Bazen oluyor kardeşim, mesela bir işle alakalı problem oluyor. İş yürümüyor. Hani tek çaren yalan söylemek. Maalesef hani dışarıdan bakıldığı zaman, hani şeytan ve nefis çerçevesinden bakıldığı zaman tek çare yalan söylemek. Hani riyadan Allah'a sığınırım çünkü zaten haram. Niye yapayım yani? Haramın da riyası olmaz. Ya diyorum niye yalan söyleyeceğim arkadaşım? Olanı söylüyorum ya. Olanı söyleyeceğim arkadaş. Yani elhamdülillah bir bakıyorsun karşıdaki diyor ki tamam kardeşim eyvallah sıkıntı yok tamam. Tamam mesela şu zaman hallederiz. Ya da tamam sonra da halletsek olur diyor. Ama ben ne yapsam mesela? Ya abi şöyle oldu da yan yattı çamura battı bilmem taklaya geldi arabanın tekeri patladı şoförün burnu çatladı bilmem ne. Ya diyecek bırak bu işleri kardeşim ya ne zaman arasan böyle söylüyorsun da bilmem ne de. Peşine bir bakarsın Allah Celle Celle seni rezil eder bir de. Yalan kötü bir şey kardeşim. Ya Rabbi ben yalan söylemeyeceğim. Ben sırf senin rızan için yalan söylemiyorum. Ya Rabbi bana yardım et. Beni bu durumdan çıkar. Kalben bu niyetle yaparsan Allah Celle Celaluhu sana her türlü yardım eder. Son bir şey daha söyleyelim bitirelim inşallah. Estağfirullah. Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'uruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munker ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Evet. Evet.